arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben niye böyle dublaj yapar gibi açtım acaba bu sefer? Niye böyle oldu ya? Bugün size çok değişik bir konseptle geldik arkadaşlar. Daha öncesinde hiç yapmadığımız bir video. 10 videomuzun 8'i böyle başlıyor farkındaysanız. Evet, daha öncesinde yapmadığımız bir video. Bunun içinde ne var? Bunun içinde bizim Pandora'nın kutusu. 2007'den beri yaşadığımız özel anıların biriktirdiğimiz bir kutu arkadaşlar bu. Genelde gönül biriktiriyor. Ben erkekler çok böyle şeylerle uğraşmaz biliyorsunuz. Ama ilk şeyde başlamıştı. Böyle ben 2007'de İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'a trenle mi gelmiştim? Trenle gelmiştim. Tren biletini sana vermiştim. Ondan sonra ben bunu ömür boyu saklayacağım. Ondan sonra da bir kutuya koyacağım dedi. Sonra işte geldikçe işte uçak biletiydi, tren biletiydi, otobüs biletiydi. Bu tarz şeyleri hep böyle sakladık. Ben de merak ediyorum. Hatta işte o anıları yeniden yaşamış olacağız. Aynen. Ben de merak ediyorum. Koydum ama bize yani. Bir açıyormuşuz. Böyle ışık bir şey oluyormuş. Sonra 2007'ye geri gidiyormuşuz. 2007'deki filmleri geri dönmüş. Yavaş yavaş açalım mı? Şöyle açalım. Evet. Lararam. Ben gözüküyorum aynadan aynaya. Burayı da koy. Durun çevirelim o zaman. Evet. Tamam. Bakalım neler çıkıyor. Şöyle olsun. Dur göstermeyelim ya, sürpriz olsun. Tamam. Şimdi ilk önce üstte saat var. Sizce bu saat ne saat? Yani şöyle bir saat nerede takılır? İlker'e soralım. İlker. Aa, İlker nereden bilecek ki? Ya bu çok eski bir saat ama çok popüler bu saat değil, bu Casio'nun saati. Ama ne için takılır, nerede takılır bilmem. Asker saat. Bunu genelde askerler kullanır. Vay. Çünkü bu toza, suya karşı falan filan böyle bayağı bir dayanıklı bir saat. Aşkım bu çalışmıyor. Maşallah, bırak da çalışmasın aşkım. Yani 6 sene olmuş. 6-7 sene olmuş. Ben 2011 Ağustos ayında gitmiştim ben askere. Yani kaç sene olmuş? 7 seneyi geçmiş. Aa, daha tozları burada duruyor biliyor musun? Süründün mü askerde? Kokuyordur lan o. Ya kokmuyor da oradan şey mi kalır ama bildiğin evet. Asker saati. Asker saati. Şimdi sen de ilk defa görüyorsun ne var içinde ne yok içinde, ben değil de, mi? Ben hiç bilmiyorum. Bu da nasıl oldu aklımıza geldi arkadaşlar, lafını böldüm aşkım. Kış temizliği yapıyorum. Ondan sonra bu büyük bir sandığın içerisindeydi. Onun içinde düzeltirken bu sandık çıktı karşıma. Açmayacağım dedim bunu. Açmayacağım. Bunu dedim takipçilerle birlikte açalım dedim. Hani analarımıza yad etmiş olalım dedim. O yüzden ben de şu anda neler... Damatlık papyon. Bu benim damatlığımın papyonu. Aşkım artık gerdanına dar mı geliyor? Ne dar geliyor? Bol bile geliyor. Vay. O zaman daha mı genişti gerdanın? Yok la, ayarlanabilir. Sana gerdanlık alam. Vay bacım. Beşi bir yerde vay alam. Vay bacım. Evet, damatlık şey. Onun şeyi de olması lazım ya. Kuşağı falan. Neyse varsa çıkar. İpim de kuşağım. boynumda. İpim de kuşağım. Boynumda papyon. Ay. Bu. Bunları da koymuşum evet, içine. Evet. Özgür Efe'nin ilk ayakkabıları. İlk bizim aldığımız ayakkabılar. Hediyeler, evet. Gelen hediyeler dışında bu ilk adım ayakkabısı. Altı yumuşak olan ayakkabılardan. Bunları şey olarak saklıyorum. İnşallah babaanne olursam, yani onun çocuğu olursa onun çocuğuna vermek istiyorum. Ha, ben hep diyordum ya, böyle normal ayakkabı giymeye ne zaman başlayacak acaba diye. Çünkü bu bildiğin böyle şey gibi. Patik gibi bir şey. 17 numara. Zaten şey, popülin. İlk ayakkabısını ne zaman giyecek diye çok merak ediyordum. Ay canım yavrum. Vay. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Dünyanın en güzel annesine. Bu da hatırlayanlar vardır. Hatırlayanlar ha, vardır. Beştaş'ıma. Evet, şöyle gösterirsen evet. Ünlü. 2,5 milyon kişinin izlediği. Şu anda çok... Nusret'te yıl dönümü diye bir videoydu değil mi? Aynen. Nusret'te yıl dönümü diye evet. Videodan kalan dünyanın en güzel annesine canım yazmışım. Benim. Evet, bu... Yine askerden bir hatıra. Asker dedi. Bakın ben saklıyorum bunları ya. Kendisinin şu anda haberi bile yoktur. Harbiden yok ha. Yok, vallahi ben mi? Bunların var ya çoğunu bilmiyorum bak. Asker fotoğraflarım var burada. Hah, asker fotoğrafları. Al işte. Wow. Diyor ya ben evlendikten sonra kilo aldım evlendikten sonra. Allah aşkına ha, bir bu, bakın. Tamam, ben o zaman askerdeki en son geldiğim fotoğrafı da göstereyim. Tamam. Bu benim askere ilk gittiğimin ilk haftası. En şişman halim diyor. Şey, evlendikten sonra oldu diyor ya. Aşkım senin en şişman halim askerdeki halim. Yo, burada 103 kiloydum ben. Ama bakar mısınız? Güneş göre adamın yüzü şişiyor, ondan öyle duruyor. Yoksa ben burada 103 kiloydum mesela. Hatta askere 98 kilo gittim ben. Ama yalnız yüzüğün de parmağından. Pasta. Pastane yüzünü oradan bile çıkartmamışım bak. Onlar da burada. Onları da göstereceğim şimdi. Burada da şu bak Sami var. Diğerlerinin ismini vallahi aklıma gitti. Askerlik arkadaşların izliyordur belki aşkım. Hakkı var Hakkı. Antalya'dan Hakkı. Aa bak burada 10. ayın 15'i 2011 askerlik arkadaşın yazmış. Mehmet Emir Aksoy.
Emel Şahin kardeşime en derin sevgilerimle diye. Şöyle bir asker fotoğrafı. Burada. Askerden yazdığım mektup. Ya biz askerde mektuplaşıyorduk. Ne zaman bu? Tarihi? 07.11.2011. Atarsa 70 yazmışım. Kasım'ın 7'si. Ay canım benim. Neyse şimdi okumayın. Sonuna. Benimle evlenir misin yazmış? Evlilik teklifini bunun zamanında lan. Etmemiştim diyordun. Hatırlamıyorum. Yazıyla etmiş. Vallahi etmişim. Ben odun değilim. Dur, sonunu okuyacağım. İnşallah Haziran 7'de dünya evine gireceğiz. Öyle plan yapmışız demek ki. Döndükten sonra Haziran 7'de dünya evine gireceğiz. Haziran 7 olmadı. İşte 6 Ekim oldu. Evet, bu mektubu alınca bana mesaj atmanı istiyorum. Mesajda tek cevap olmalı. Evet kocacığım ya da hayır Emrah. Benimle evlenirsin. Hayır, sen bana teklifini mi ettin? O zaman sen demek ki sadece evet kocacığım yazmışsın. Demek ki yazmışım. Yazmışsın. Ben de evlenme teklifi aldım. Adam askerdeydi bana evlenme teklifinde. Ya. Her yerde anlat bunu, her yerde. Artık anlatacağım bunu. Ya, biz evlenme teklifini böyle yaparız koçum. Vay belgeler. Vay. İşte söz uçar yazı kalır bu arkadaşlar. Ne o? Ha, Özgür Efe'nin şeyi. Aşı kartı. Okula başlarına kadar bir daha aşı yapayım. Özgür Efe'nin aşı kartı. Evet. Bu. Hatırlıyor evet, musun? Evet. Palyaçoluk yapıyorduk. Palyaçoluk evet. Hatta bu benim... Ama çok gösterme bence. Orada sakıncalı şeyler var. Tanınmazlar. Şöyle göstereyim o zaman. Tam görmüyorsun. Sadece biz görünelim. Dur, bizim olduğumuz yer neresi? Şurası. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gönül'le ben. Çünkü diğer yerdeki arkadaşlar sevgiliydi. Ondan sonra ayrıldılar falan filan. Sevdiğimiz hala görüştüğümüz arkadaşlar. Ama palyaçoluk uzun bir süre yaptık biz Gönül'le. Evet. Burada da yine şey asker jandarmadan sevgilerle. Emrah Şahan yine yazmış. Evet bak burada Hotel Metropol. Bu biz şeyin odasında kalmıştık arkadaşlar. 50 Cent'in odasında kalmıştık. 50 Cent'in sürekli kaldığı oda varmış. Belçika'ya 3029. gittiğinde. 3029. oda. 3029'da bu bize sağ olsun. Oğuz kardeşim bize VIP ne deniyordu lan onları? En iyi kral odaları. Dairesi. Kral dairesi. İşte kalmayınca bilmiyorsun. Belçika'da 2 gün burada kalmıştık. Evet çok güzel bir oteldi evet, gerçekten. Güzel. Burada... Otel de bedavaya reklam yaptı bak çakal. Otel Metropol bedava. Vay vay vay. Metropol. Burada da yine asker mektupları. Ama şimdi diyeceksiniz ki senin mektupların nerede Gönül abla diyeceksin. Saklamadım diyeceksiniz. Hayır bana mektup yazdırmıyordu. Kendi yazıyordu. Bana yazma diyordu. Askerler çünkü okuyorlarmış mektuplar gittiği zaman. O yüzden yazmıyordu. Gönül'ün mezun olduğu fotoğrafı. Mezuniyet fotoğrafı. Bakayım. Ay kaşlarım ne kadar inceymiş. Dur benim fotoğrafa bak. Ha, onları nenemden aldım. Ben benim ortaokula giderken. İşte bakın her zaman kumdaki çocuktu bu. Orta bir ha. Kanıt belge. Ben hiç mi anlatmadım bu adamı? Evet. Ama sonradan sonra karizmalaşmışım. Evet bu nikah fotoğrafı değil mi aşkım? Nikah işlemleri için çektirdiğim fotoğraftı. Herhalde çok sinirli bakmışım. Hatta dedi ki hatun dedi bak dedi ne kadar karizmatik bakmışım şuna ya dedi. Şu fotoğrafın bir hikayesi var arkadaşlar siz de bunu ehliyet paylaşacağım. Ehliyet mi? Görüyor musunuz bunu? Evet. Evet abi. Bu fotoğrafın hikayesi ne biliyor musun? Bak normalde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir fotoğraf ya da pasaport olduğunda iki kulağın gözükecek şekilde dimdik bakman gerekiyormuş. Ben gittim. Fotoğrafçıya dedim ki ben dedim şey alacağım, ehliyet alacağım. Ehliyet için fotoğraf çekilecek. Adam da tamam dedi. Beni böyle artistik bir fotoğrafımı çekti. Burada gözüktüğü üzere yana bakıyorum böyle. Böyle bakıyorum. Ondan sonra gittim. Bana ne yaptıysam ettiysem şeyi vermediler. Ehliyeti vermediler. Ondan sonra çok uğraştım. Bayağı bir uğraştım. Bunu bastırdım arkadaşlar. Ha bu da benim orta son fotoğrafım. Hatun bunlar yaz bitmez ki ya. Bak ne yazmışsın. İşte canım sevgilim benim orada geçiyorum. Mektup yazmasını sevmem aslında. Zaten her gün görüşüyoruz. Ama ileride çocuklarımıza göstereceğimiz bir anımız olsun istedim. Seni her şeyden çok seviyorum. Şafak Atarsa 89, 10. ayın 19-2011. Bu tarihe baktığımızda vay be o zamanlar daha 89 varmış diyeceğiz. Mektup vay alınmaz be. Mesaj at. O zamanlar 89 varmış. Ay hiç geçmiyordu bak, arkadaşlar bak, bak, ya. Bak. Bu da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 28. Geleneksel Spor Şenliği'nde futbol müsabakası şampiyonluk ödülü arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki vay Emrah abi şampiyon. Yok la. Şampiyon olan bir arkadaşım vardı. Onun şeyini çaldım. Bu hala duruyor. Ver lan dedi. Hava atıyorum dedi. İrfan'ın çok vardı. İrfan'dan aldım bunu. Ay. Hatta bunu bir ara şeye astıydım. Bekarlık odamda Ankara'da asmıştım onu. Gelene gidene gösterirdim şampiyon olmayı. Kim lan? O ben. Doğduğum an ne kadar çirkinmişim. Ana. Çok çirkinmişim. Yok lan.
Aynen annemden aldım. Bebek gemine güzelmişsin. Ya gerçekten vallahi güzel miydi? Vallahi çok güzelmiş. Gördün mü İlker? Ya. 22 Temmuz 1986. Bunlar da yurt dışındayken cebimize kalan son yabancı paralar. 10 euro sent falan. Bunlar tabii şimdi yakın zaman ama bir Allah nasip ederse mesela 40 yıl sonra açtığımız zaman bunu artık buna bir tarih eser olacaklar. Burada da şey var. Emrah'ın asker defteri var. Burada tuttuğu notlar var. Ondan sonra dersler almışlar falan filan. İçinde işte çok sıkıldım mıkıldım yazıyor. Ben bunların hepsini tek tek inceledim. Ay çoğu yerine böyle Gönül Emrah falan yazmış böyle. Bu da 10 Haziran'da şeye gelmişim. Sabiha Gökçen'e gelmişim. Bak bak Gönül yazmış. Bak Gönül yazmış. Ay canım benim. Çiçek almışım. İçindeki not nedir? 9. ayın 23'ü 2016'da belki önemli günler bizim için önemsiz. Evet gerçi önemli günler bizim için önemsiz aslında. Ama bugün evliliğimizin resmileşmesinin 5. yılına giriyoruz. Nice 5 yıllara meyvelerimizle birlikte seni çok seviyorum kocam. Ben bir tane yarışma programına katılmıştım. İsimliğimi almış koymuş. Bunu niye sakladın aşkım? O zaman katıldığın ilk yarışmaydı. Özgür Efe Şahan. Bu ne? Şey bu ilk yurt dışına çıktığımız bilet aşkım. Ankara mıydı la? İmza günü müydü? Ankara'ya aynen. 14 Ocak Ankara. Ha. Bu da asker şeyi yakalı. Ben de askerliğe ait ne varsa hepsini saklamışım ha. Hep de Özgür Efe'nin uçak biletleri. Lan ben ilk uçağa 20 yaşında mı ne bindiydim? 20 yaşında bile değil ya. İstanbul'a 21 yaşına geldiğinde bildim. Bebe 1 yaşında. Bu benim kına gecemde elime taktığım kına şeyi. Hani şöyle takıyoruz ya. Kınayı getir ona. Kınayı. Ay ne ağlamıştım. Hönküre. Ay. Pasaport için çekildiğimiz biyometrik fotoğraflar. Özgür Efe'nin gönlünü. Bunlar da Fransa'ya gitmiştik. Festikültür diye bir etkinlik vardı. Değil mi aşkım? Evet. Orada katılımcılara veriyorlardı bunları. Biz de katılımcı olduğumuz için. Ünlü kontenjandan bize de vermişlerdi onu. Bir de şunları saklamışım ben. Ha, biraz önce papyonu takmıştım. İpim de kuşağım demiştim. Kuşağım da burada arkadaşlar. Aha. Kuşağım da burada. Lekelenmiş. Bu da yakalı. Yıka mendili. Canım kocam benim. Oy, çocuğumuza veririz la evlendiği zaman. Evet. Babasının şeyi. Bunlar kaktüs otel. Bizim balayında kaldığımız otel. Evet. Bodrum'da. Bodrum'da. Hatta fotoğrafımız da var bunlarla birlikte. Bunlar şey aşkım. Bunları yeni koydum. Yaparsın aşkım. Yaparsın aşkımdan kazandım. Araba kazanmıştık biliyorsunuz. Yaparsın aşkımda büyük ödül kazandığımız için hatıra olması açısından bunları saklıyoruz. Hatta oradaki topu da saklıyoruz. O top buraya sığmayacağı için koymamış. Evet. Emrah'ın damatlıkta taktığı kol düğmeleri. Evet. Bu da normalde ben hep Angaralıyım diyorum ama biz normalde Nevşehirliyiz arkadaşlar. Bu da Nevşehir'de Zel ve Ören yerinin giriş kartı. Çok güzel. Gönül'ü ilk defa götürmüştüm oraya. Gönül normalde Karadeniz'de olduğu için işte böyle ağaç olmayan yeri sevmem ben. Ya işte ağaç olmayan yer sevilir mi falan dedi. Bir gittik böyle işte. Aşık oldum. Ya. Ürgüp, Göreme, Kapadokya, işte Zel ve falan derken bu sefer her yere aşık oldum. Ya bu kadar güzel olabilir mi ya bir yer falan diye. Ama yani doğaüstü bir şey ya. Akıl sır ermiyor. Burada da İmran'ın şeyi, künyesi var. Ankara 341. Göstermeden atıyorum da birçok İstanbul'a geliş gidişimin şeyi evlilikte, nişanlıkta, öncesinde hep böyle İstanbul'a geliş gidiş işte tren biletleri, uçak biletleri falan var. Aşkım bak burada Daday'da 2011 tarihini attık. Ben bir yanına gitmiştim İmran'ın. Ondan sonra orada bir künye yazdırmıştık. Hatıra olsun diye. Burada 7. ayın 6'sında biz pastane yüzüğü taktık. Kendi aramızda yüzük taktık. Onun tarihi bizim için önemli olduğu için künyeye o tarih yazmasını istedik aslında yazan amcadan. 6. ayın 7'si yazacak. Ama o da yanlış yazmış. 7. ayın 6'sı yazmış. O da Efe'nin doğum tarihi. Evet. Hadi ya. Künyede yani Özgür evet. Efe'nin doğum tarihi yazıyor. Evet. İşte o meşhur pastane yüzüğümüz. Ana duruyor mu lan? Duruyor tabii. Atar mıyım? Solmuş. Gümüş ama nasıl solmuş bakın. Nasıl kararmış. Hatta Emrah'ınki çatlamış. Nasıl bir kilo almışsın aşkım? Çatlamış bu. Tam Gönül'ün neysinden çatlamış. Oh my god. İçinde tarih yazıyor. Ya ama bunlar bizim için çok önemli ya. La bu şey mi? Bu ne biliyor musun? Bu şeydi. Bana mesaj atmıştın sen o zaman. 8. ayın 26'sında hatta 27'si olmuş. 2 saat 2.43 gece bana mesaj atmıştı. O kadar güzel bir mesajdı ki uzun uzun yazmış bir de. O kadar güzel mesajdı ki dedim ki bu telefon bozulur. Bu mesaj gider. Paraya kıymışım o zaman. Mesaj 2 kontur. Kaç mesaj gitmiştir evet, acaba? Evet aşkım benim. Ve dedim ki bu mesajı ben
yazacağım, yazılı olarak kalacak dedim. 2007, 8. ayın 27'si. Biz yani ilk çıkmaya başladığımızın yaz tatiliydi. Henüz kötü olayları yaşamamıştı. İşte abimi öğrenmemişti vesaire. O zaman yazmıştı. Bayağı da güzel yazmışım. Çok duygusal bir yazıydı, evet. Ben de bayağı yazmışım yani. Yazmışım ben de. Bu da yine uçak bileti. Bak. Aşkım diyor ki uzun seneler sonra yaz aylarında beraber olmaya başladığımızda elimizden tutan bir parçamız da bizimle beraber olacak. İşte o zaman tam bir aile olacağız. Ya o zamanlar var ya hiç bugünler gelmeyecekmiş gibi geliyordu. O kadar uzak geliyordu ki böyle. Çiçek kartı. Ne zaman evleneceğiz, çocuğumuz çiçek olacak kartı diye düşünüyorduk. Ben sana bayağı çiçek almışım Hatun. Şu anda fark ettim. Yani. Bayağı da romantik bir adammış ya. Bana mektup yazdı bu adam. Geçen işte bunu soruyorduk. Şimdi imam nikahlarında arkadaşlar hoca şeyi sorar. Ben sana dedim saklıyorum diye. Mihir diye bir şey var. İşte böyle erkeğin kadına vermesi gereken bir altın miktarı var. Onu belirlerler, kağıda yazarlar. Biz de hep böyle ya bize hoca kaç demişti ya, ne kadar mihir vermişti falan diye. Bu çıktı bak. Hoca yazmış bak. Ben saklıyorum dedim onu sana. Bak mihir, buraya koymuşum. 5 adet bilezik 20 gramdan 100 gram. Yazılı belge burada arkadaşlar, canlarım görüyorsunuz 100 gram. Ne oldu aşkım? Ben diyordum inanmadı bana. Ha istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Yani nikah şahitlerimiz kimmiş de dur bakayım. Nurdan, Sinan. Ha amcamın oğlu Sinan. 3-4 kişi vardı. Kuzenim Numan. Evet. Şahit bir de Nurdan. Benim en yakın arkadaşım. Adnan Gültekin. Bu da benim ilk askerlik kağıdım. Askere kaydolduğumun ilk şeyi. Ya saklıyormuşum ha. Şimdi burada sadece onlar kaldı. Onlar neymiş? O da onun içinde bayağı bir şey var ya. Ha. Hatun biz bayağı çiçek... Aşkım sen bunu... Yani kendimi övmek istemiyorum ama bayağı çiçek almışım ya. Farklı farklı firmalardan. 2012, yani. 2. ayın 14. Sevgililer gününde. Sevgililer gününde gelmiş. Evet yani. Abimden izin almıştım o zaman. Babamdan izin almıştım. O zaman nişanlıydı. Nişanlı değildik aşkım. İstemeye gelecektiniz. Askerden geldi. Normalde evet, bize evet. Göre hani şeydir, yanlıştır yani. Aile gelenekçi olduğundan dolayı onam, zar zor izin almıştım. Onam. Anam şunlara bakıyor musun? İlker bunlar ne biliyor musun? Ay tren biletleri. Bunlar ne biliyor musun İlker? Bunlar benim İstanbul'a. İstanbul'a geliş tren biletlerim. Bak. Bak burada da otobüs biletlerim var. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi aşkım. Gerçekten herkesin aşkı sevgisi büyüktür de. Bu öyle bir şey ki ben şeyde çalışıyordum. Bir firmada çalışıyordum. Sabah 10'da başlıyordu işim. Akşam 10'da bitiyordu. Akşam 10'a kadar çalışıyordum. Ondan sonra otobüse atlıyordum. Otobüsle hemen Ankara garına gidiyordum. Gardan trene biniyordum. Saat 10.45'te. 10.45'te kalkıyordu. 10.45'te biniyordum trene. Sabah 7.30'da Haydarpaşa'da oluyordum. İşte o 10 saat falan sürüyordu işte. Yani bir önceki 2 gün 10'da kalkmışım. 7.30'da Haydarpaşa'ya gelmişim. 3-4 saat görüşüyorduk. Saat diyelim ki 9'da 10'da geliyordu. Saat 2 gibi evine geri dönüyordu. Ben 2.30 gibi basıyordum. Geri eve gidiyordum. Ondan sonra geri işe gidiyordum. Yani hiç uyumadan neredeyse 2-2.5 gün şey yapıyordum. Otobüste uyuyabildiğim kadar işte 2 sene. 2 saat falan filan. Yani bu tren biletleri aslında onların şeyleri. Yani o kadar çok gelmişim ki. Daha bu da kaybolanlar falan da muhtemelen vardır. Yok kaybolmadı da otobüs biletlerim var aşkım burada. Uçak biletleri de var. Yani onların hepsi. Bunun için diyorum. Otobüsle 5 saatte geliyorsun. Uçakla 1 saatte geliyorsun ama sabah 10'da kalkıp işe gidiyorsun. Akşam 10'da işten çıkıyorsun. 10.45'te trenle biniyorsun. 7.30'da burada iniyorsun. 3 saat görüşmek için. 3 saat görüşüyorsun. Ankara'ya geri dönüyorsun. Bence bu aşk ya. Evet. Yani şu aşkını başka kimse para versen adama yaptıramazsın kesinlikle yani. Kesinlikle ya. Yani 1-2 saat görüşebilmek için o kadar yolu hem de bu şeyle, bu imkanlarla gerçekten aşk ya. Aşkım canım benim. Bebeğim. 880 liraya çalışıyordum bir ay. Bir ayda 880, o zaman 800 lira mı neydi şey? Asgari ücret 880 lira oluyordu. 880 lirayla bir ay geçiniyorsun ve ayrıyetten de işte otobüs biletiydi, tren biletiydi. Evet. Geri geliyordu işte uçak biletiydi. Onları harcıyorduk. Aynen burada hep biletlerim var zaten. Ego çıktı lan. Fatih nikah salonu. Bitmiş bak, bu da Ankara'da Ego arkadaşlar. O evet. Benim Ankara'ya geldiğimde abimden gizli kaçak Ego bileti alıp sana geldiğim zamandı. Erken gelen oturur. Biz Ankaralıyız kardeş. Bizde ego yok. Bizim için ego sadece bu işte. Aşkım bak. Geçiören Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğu. 15.30'a almışız bak. 23 Eylül 2012 15.30. Dosya numaramız bile var. Onu bile saklamışım. Helal bana lan.
Saklamışım. Bana ilk yazdığı mektup, yani yan yanayken ilk yazdığı mektup, aşkım yadigar kalacak sana diye bir yazı. Şöyle kocaman bir yazı okudum. O kadar duygusaldı ki. Aşkım dedim ya, sen ne kadar duygusal bir adamsın dedim. Öldüm bittim böyle. Sen dedim bunları nasıl yazdın? Ama ben yazmadım lan dedi. Aynen böyle. Ben yazmadım lan dedi. Hazırdı, ben yazmıyorum. Ama olsun, kendi ellerimle yazdım yani sonuçta. Aynı cevabı verdim. Aynı. Olsun, kendi ellerine yazdı dedi. Vay be. Evet. Güzel hatıralar. Bunlar nedir? Zaman çok çabuk geçiyor ve geçtikçe de yorum. Ha. Bunlar da şey, okumayayım şimdi içeriğini ama. Bunlar şey, da senin bana yazdığın. Bunlar mi? Benim sana yazdım ama sana vermediğim. Ben hiç okudun mu peki onları? Okumadın galiba. Bilmiyorum okudun mu okumadın mı. Tamam, 2008 yılında 5. ayın 12'si ayrıydık. Ben o zaman okuldan alındığım dönemdi bu. Mayıs ayı, evet. Çok zordu ya. Ama onları bir okuyayım. Çok zordu. Gerçekten çok videodan zordu. Sonra ben onları bir okuyayım o zaman. Ah ah. Evlerine kadar neler çıktı. Ama güzeldi ya. Yani onlar belki de şu anda birbirimizin kıymetini bilmemiz için bir sebepler diye düşünüyorum ben. Bu nedir aşkım? Yine şey işte, Fransa'da. Fransa. Lyon'da otel. Ha, otel. Evet, burada da yine uçak biletimiz var. Başka bir şeyimiz kaldı yok, mı? Biletlerimiz hepsi var. Hepsi bitti. O kadar yok. Evet. Evet, sizinle birlikte. Vay be, ben de şaşırdım ama yani güzel hatıralar toplamışız. Değil mi? Evet. Vay spor be. Spor Toto mu? Bir dakika. Spor. Tutan iddia kupon mu lan yoksa? 2 liraya. Aa, bu ne biliyor musun? Ne aşkım bu? Bak ben kaçtı mı? 2 liraya bir golle, bak bunda, bak hala unutmamışım. Şu kuponda 2 liraya 1 liraya 1 milyar 540 lira tutmuş, tutacaktı. Son saniye golüyle kaybetmiştim bunu. Son saniye golüyle kaybetmiştim. Vay be. Vay be. Lan ben bunu niye saklıyorsun ya? Şu anda moralim bozuldu. Ne güzel videoyu mutlu kapatacağız. Allah Allah. Aşkım gerçekten. Moral bozacak şeyleri koymayacağım buna ya. Gördüğün zaman gülecek, hatırlayacağın şeylere güleceğin şeyleri koyacaksın ya. Bu da şey, Ankara'dan geldiğin bir şeyde. Av mevsimi. 4 Ocak 2011'de Av mevsimi sinemaya gitmişiz. Vay Pendik'te. Bu da şey, düğün salonumuzun sonundaki kaset. Tarihlere çıkısı. Bakınca ulan zaman ne çabuk geçiyor. Evet. Evet. Harbiden yaşlandık ya. Bak Bodrum rezervasyon kodu. Bu da şeyimiz, balayı. Vay be. Ya iyi ki saklamışım ama ya. Vallahi. Belki 20 sene sonra eğer ölmez de yaşarsak baktığımız zaman vay be. Evet. Ya şu anda bile vay be diyorum ya. Gerçekten yani unutulur. 11 sene olmuş. Unutur yani. İnsan 11 senede bile vay be diyor. Düşünse evliliğin 30. senesinde açacağım, bunlara bakacağım. Evet. Acaba o zaman kadar daha neler biriktireceğiz. Ay canım. Canım kocam benim ya. Ay vallahi aşkım sana ya. Kurban olurum sana. Evet. Duygusal bir evet, şeyle bitirebiliriz. Gerçekten duygusal oldu. Siz de yapın arkadaşlar. Valla ben şu anda çok duygulandım yani. Çünkü çoğunu bilmiyordum yani gönlünü sakladığını. İnsan görünce duygulanıyor. Neyse, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Duygusal bir şekilde mi? Bu iddia nasıl kalkıyor? Ne yani, bir tek o muydu duygusal yani, dermişim. Videonun kapanışını zevcem olarak sen yapar mısın? Evet, bana yaşattığın güzel günler, geride bıraktığımız güzel hatıralar için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Bundan sonra gömrümü de seve seve sana adayacağım inşallah. Arkadaşlar birbirinizin kıymetini bilin. Gerçekten aşk, sevgi çok güzel bir şey. Hiçbir şey için değmez aranızın bozulması. O yüzden hoşça kalın. Işığımız gitti. Işığımız gitti. Çok mu karanlık çıkıyor Ziker? Evet. Ya bunu da ışıksız yapalım ya. Tamam. Zaten nostalji çekiyorum oldu. Çekiyorum şu anda. Evet evet. Evet arkadaşlar, ışığımız gitti, şarjı bitti. O yüzden de zaten videomuz bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.